İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Erol Küçükoğlu. Bugün 9 Ocak günlerden pazartesi 18.30 randevunuza hoş geldiniz. Yurttan ve en çok da ordudan başlıklardan derlediğimiz akşam bülteniyle karşınızdayım. Başlamadan hemen önce 60 saniyede kısa bir Türkiye turu atalım. Bakalım neler olmuş 60 saniye sonra yeniden birlikteyiz. Ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu Amerika'da bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menemiştir? Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir. Ve gelelim bugünün notlarına. Yeni hafta yeni umutlar derken esaret de demek istemezdim ama maalesef Türkiye beyaz esarete mahkum oldu. Özellikle mega kent İstanbul'da hayat resmen felç durumda. Son 6-7 yılın en yağışlı, en sıkıntılı süreçlerinden birini geçiriyor. Hemen bakalım bugünün notlarında. İstanbul Çatalca'da kar kalınlığı 122 santime kadar çıktı. Hadımköy Yassıören mevkiinde 110 santim civarlarında, Büyükçekmece Arnavutköy ve Sultan Gazi'de de 70 santim, Başakşehir Esenyurt Beylikdüzü Gazi Osman Paşa Beykoz ve Sarıyer civarlarında yarım metrenin üzerinde 65 santim civarlarında, Ömerli Ali Beyköy Kağıthane Maslak'ta yarım metre, Çekmeköy Ümraniye Sancaktepe'de yine aynı, Ataşehir Maltepe Kadıköy Üsküdar Beşiktaş Bakırköy'de de hayat maalesef felç, 30 santimin üzerinde kar kalınlığı var, yağış devam ediyor. Meteoroloji uyarmıştı, şiddetini de giderek arttıracak. Bu arada İstanbul Valiliği de artan kar yağışı sebebiyle yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle salı günü de, yani yarın da eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bu arada Ordu'da durum ne? Kısa başlıklar halinde hemen onu hatırlatalım. Altınordu, Aybastı, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Perşembe ve Ünye'de eğitim öğretim yarın 10 Ocak salı günü devam edecek. Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey'de ise yarın tatil. Tekrar edelim, 10 Ocak salı günü yarın tatil. İstanbul Atatürk Havalimanı da kardan nasibini aldı. Pist ve apronda görüş mesafesi oldukça düştü. Türk Hava Yolları da bu gece saat 24'e kadar iç hat seferlerinin tamamını iptal ettiğini duyurdu. Uçağa binecek olan yolcuların telefonlara sarılmasına, internetlere sarılmasına gerek kalmadı. Bütün uçuşlar gece 24'e kadar iptal. Bu arada 13 bin yolcu da otellerde ağırlandı. Binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirdi. İstanbul Boğazı da yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Bu arada soğuk havanın bir başka etkisi ise hiç şüphesiz sebze ve meyve fiyatlarıydı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Doğan tüm Türkiye'de tarımsal üretiminde soğuk havadan etkilendiğini, özellikle ıspanak, pırasa ve lahanada fiyat artışlarının %100'e ulaştığını söyledi. Balık fiyatları da soğuktan ve kardan nasibini aldı. Giresun Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Kara konuştu. Türk karasularında hamsi avı sezonunun sona erme noktasına geldiğini belirtti. Bugün tezgah fiyatlarının da hamsinin kilo fiyatı yaklaşık 20 lira seviyelerine kadar yükseldi. Yükselen sadece sebze, meyve ve balık fiyatları değil de elbette. Ekonomide de Türk lirası karşısında dolar ve euro da bugün tavan yaptı, zirve yaptı diyebiliriz. Dolar 3.72'yi, euro ise 3.92 seviyelerini buldu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi de 77.399 puandan kapandı. Ekonomide de adeta ne oluyoruz dedirtti bugün. Siyaset de bugün yükselenler arasındaydı. Ne yükseldi? Tansiyon. Başkanlık sistemi görüşmeleri var biliyorsunuz. Usul tartışmaları gündeme damgasını vurdu mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu kapalı oturumla gerçekleştirdi. Orada da tansiyon ve tartışmalar yüksekti. 2 saatlik toplantıda içeride neler oldu bitti bilinmiyor.
Şimdi bir çırpıda bunları sıraladıktan sonra akşam bülteninin asıl gündemine geçeceğiz. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü yargılamaları başladı. Yine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun karla ilgili açıklaması vardı. Zehirlenmeler, karda mahsur kalanlar ve daha fazlası bu akşam bülteninde. Hadi başlayalım. Ve gündemin ilk maddesi Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalarla ilgili duruşmalar başladı. Duruşmaların ilk gününde 4 dosya ve 5 sanığın sorgulandığı davada 3 kişinin tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 soruşturma dosyasında görülen duruşmalara 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz sanıkla yakınları ve avukatları katıldı. Terör örgütüne üye olduğu ve bayluk kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan H.A. savunmasında asgari ücret karşılığı örgüte ait bir kurumda çalıştığını belirterek terör bağlantısı olduğunu bilmiyordum, bilseydim zaten onlarla çalışmazdım dedi. Yaklaşık 10 yıldır aynı telefonu kullandığını ve bayluk programını kullanmadığını ileri süren H.A. örgüte ait herhangi bir faaliyete katılmadığını da iddia etti. Tutuklu sanık Z.Ö. ise infaz koruma memuru görevindeyken meslekten ihraç edildiğini aktardı. 2009 yılında Bankasya'nın kredi kartını aidatı olmadığı için kullanmaya başladığını belirten Z.Ö. 17-25 Aralık sürecinde de kartını kapattırmak istediğini ancak taksitleri dolayısıyla kapatamadığını savundu ve üzerine atılı suçları kabul etmedi. Tutuklu AYD Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 15 yıllık görevinden suçlamalar nedeniyle ihraç edildiğini dile getirdi. FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını öne süren AY, oğlunun kurumunun dershanelerine gittiğini ve sadece o zaman diyalogda bulunduğunu savundu. Tutuksuz yargılanan aynı derneğin son yönetim kurulu başkanı NT ise telefonda örgüt içi haberleşmede kullanılan program yüklü olduğu iddiasını kabul etmeyerek telefonundaki Fethullah Gülen adlı programdan vaaz dinlediğini, sonrasındaysa sildiğini öne sürdü. Tutuklu RA'da FETÖ-PD'ye üyesi olmak, bayluk programını kırmızı sınırında kullanma ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından savunmasını yaptı. Lisans mezunu olduğunu, örgütün dershanelerine gitmediğini anlatan sanık, memur sen dışında herhangi bir sendika ve dernek üyeliğinin olmadığını savundu. Memleketi Karaman'dan Ordu'ya geldikten sonra anaokulu öğretmeni eşi için iş aradıklarını anlatan RA, eşinin en son örgüte mensup kolejde göreve başladığını söyledi. Mahkeme heyeti sanık H.A., A.Y. ve R.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, Z.Ö.'nün ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve N.T.'nin de tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Bültenin başında İstanbul'da yaşanan beyaz felaketten bahsettik. Peki Ordu'da durum ne? Ordu genelinde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstermeye de devam ediyor. 1,5 metreyi buldu kar kalınlığı. İl genelinde kar yağış oranı da 66 santimetre civarlarında diyebiliriz. Kar yağışı konusunda açıklamalarda bulundu. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu 531 mahalle yolunun kapalı, 19 ilçede eğitim ve öğretime ara verildiğini ve 9 ilçede de elektrik kesintilerinin yaşandığını söyledi. Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve çeşitli konular hakkında açıklama yapan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, şehrin kar raporunu kamuoyuyla paylaştı. Şimdi değerli arkadaşlar, memleketimizi etkileyen kış koşulları Ordu'da da kendisini iyiden iyiye hissettirdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkili olan kar yağışı, İlçelerimizin durumuna göre, yani sahilde bir şey gözükmese de ilçelerimizin durumuna ve konumuna göre 1,5 metreye aşkın kar olan ilçelerimiz de var. İlimizin genelinde de kar kalınlığı 66 santimi buldu. Karı ölçüyoruz. Kar gördüğünüz gibi. Tam 90 santim civarında. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışının mahalle yollarının kapanmasına sebep olduğuna dikkat çeken Vali Balkanlıoğlu, Ordu'da bulunan 753 mahalleden 531 mahalle yolunun kapalı olduğunu belirtti. Şimdi bizde malumunuz 753 tane mahallemiz var.
eski köyler şimdi mahalle oldu. Mahalle. Bu mahallelerimizden 531 mahallemizin yolu ulaşıma şu anda kapalı. 115 mahallemizin yolu açıldı. Ulaşıma kapalı, devlete ait, karayollarına ait yol yok. Yani ilçe yolları, işte şehirler arası yollar, devlet ve il yolu diye geçer bunlar. Uluslararası transit yolları buralar açık. Vali Balkanlıoğlu çalışmaların ekip halinde devam ettiğine dikkat çekti. Bu kapalı yollarla ilgili de mahalle yollarını açmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve onların ekipleri, ki bunlar sayısı 86 ekiptir. 86 ekip bir yerde çalışıyor. Ekip deyince yerine göre dozer, greyder, kepçe, diğer iş makineleri bir ekip halinde çalışıyor. 86 ekip ve 230 iş makinesi iş başında ummalı bir çalışmayı sürdürüyor mahalle yolunu açmak için. 16 ilçede eğitim ve öğretime ara verildiğini de belirten Vali Balkanlıoğlu, 6 ilçede de elektrik kesintilerinin yaşandığını söyledi. Eğitim öğretim bakımından da 16 ilçemizin genelinde, 2 ilçemizde ise taşımalı eğitim veren okullar kapalı. Yani 16 ilçemize eğitim öğretim eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tamamen kapalı. 2 ilçemizde sadece mahallelerden merkeze gelen, taşıma merkezlerine gelen çocukların hayati riski olmasın, Allah muhafaza, onlar için de bir gün tatil yapıldı. Gülyalı ilçemizde, sadece bir ilçemizde ise eğitim öğretim faaliyeti devam ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi de kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hatları, büyük enerji nakil hatlarında tel kopmaları, hatta direkt devrilmeleri yaşandı. Fırtınadan ve karın ağırlığından dolayı. Bu nedenle 9 ilçemizde şu anda cereyan kesintisi var. Elektrik verilemiyor 9 ilçemize. Elektrik verilemiyor. Bunlarda maalesef Münye ve Fatsa ilçelerimiz de nasibini aldılar. Yani büyük ilçelerimiz. Elektrik kesintilerinden nasibini alan ilçelerin başında Ünye'de yer alıyor. Ünye'de bazı dükkanların kepenkleri elektrikli olduğundan vatandaşlar dükkanlarını açamadı. Elektrik yok. Teknoloji böyle işte. Elektrik olmazsa dükkanını da açamazsın. Ondan sonra da böyle beklersin. Ne zaman gelecek? O zaman dükkanı açacağız. Açma yolu yok. Manuelle uğraştım açmaya, açamadık. Elle açmak mümkün değil otomatik kepenkleri. Ve çok zor ya. Yani. Bekliyoruz. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise vatandaşların sabırlı olmasını ve kar yağışını nimet olarak değerlendirmelerini istedi. Oralarda milyonlarca metreküp su şu anda depolanmış durumda. İhtiyacımız olduğunda, havalar ısındığında inşallah yavaş yavaş eriyerek hem toprağımızı besleyecek hem yeraltı su kaynaklarımızı besleyecek. O nedenle vatandaşımız bunu bir nimet olarak da görmeli. Öte yandan yüksek rakımlı ilçeler Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Mesutiye, Çatalpınar, Kumru, Ulubey ve Kabataş ilçelerinde eğitim ve öğretime salı günü de ara verildi. İlçelerde yol açma çalışmaları devam ederken mahsur kalan vatandaşlara da ulaşılıyor. Korgan Belediyesi 26 acil hasta, 17 diyaliz hastası, 7 doğum hastası olmak üzere dün geceden itibaren 50 hastayı sağlık ekiplerine teslim ederken sokak hayvanlarıyla vahşi hayvanlara da yiyecek bıraktı. Özellikle sosyal medyadan tekrarı konusunda çok istek var sayın seyirciler. Altınordu, Aybastı, Çaybaşı, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Perşembe ve Ünye'de 10 Ocak Salı günü, yani yarın eğitim öğretim devam ediyor. Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey'de ise okullar yarın 10 Ocak Salı günü tatil. Ancak şöyle bir durum var. Taşımalı eğitimde bulunan öğrencilerin tamamı 19 ilçede tatil, eğer taşımalı eğitimle okula gidip geliyorlarsa. Ordu genelinde etkili olan kardan bahsettik. Türkiye'den bahsedeceğiz. Türkiye'deki son durum neydi? Türkiye'de etkisi altına aldığı kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle de ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 8 yıldır göremedikleri kızlarını ziyaret etmek amacıyla Ordu'dan yola çıkan ve yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan çifti
İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Ünye ilçesinde ise 93 yaşındaki hastaya 1 saatte ulaşılabildi. Ordulu Yılmaz Biçer'le eşi Saniye Biçer, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Yiğitbaşı köyünde yaşayan ve 8 yıldır görmedikleri kızları Gülay Öztürk'ü ziyaret için yola çıktı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye yakın bölgede 5 saat mahsur kalan Biçer çifti AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri yaklaşık 8 saatlik bir çalışmayla çifti kurtardı. Buraya Allah'ıma şükür yavrularıma kavuştum. Bir süre bir otele yerleştirilen çift daha sonra AFAD ekiplerince kızının yaşadığı köye ulaştırıldı. Yaklaşık 13 saat karda mahsur kaldıktan sonra kızlarına kavuşan yaşlı çift büyük mutluluk yaşadı. Allah'ın izniyle devlet seni kavuşturdu görüyorsunuz. Hoş geldiniz. Yaklaşık 8 yıldır görmediği kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Biçer bir süre gözyaşı döktü. Ağlayan kızın bu mu? Evet. Oh, abim buluştu da abla niye ağlıyorsun bizim buralardayız ya. Yılmaz Biçer kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Teşekkür ederim arkadaşlar şut. Getirenler şut. Anasın babasın dur göğünde yasın yavrum. Allah devletimize güvet versin. Ünye ilçesinde de kurtarma operasyonu vardı. İlçede rahatsızlanan 93 yaşındaki Emine Kurtkar, kardan kapalı yolların belediye ekipleri tarafından açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastamızın adı ne? Emine Kurt. Nesi vardı? Bu rahatsız da yatalak hasta. Kaç yaşında? 90'ın geçmiştir. 93. 93. Ünye Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece de bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ekipler gelen bir ihbar üzerine Tekkiraz Veli Bayraktar mahallesinde oturan Emine Kurt'a ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine yolları açtı. Yok yiyemiyor. İstansızlık. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda ekipler yaşlı hastanın evine ulaştı. 112 sağlık ekipleri ilk muayenenin ardından Emine Kurt'u ambulansa alarak Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sayın seyirciler, kar yağışı ülke genelinde arttı. Trafikte araç kullanmak zorlandı. Kar yağışı ile buzlanmaların artması araç kontrolünde zorlaştırdı. Peki kontrollü araç nasıl kullanılır bu havada, buzlu havada? Araba nasıl kullanılır? Bu soruları sizler için sorduk. İşte cevaplar. Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karlı ve buzlanan yollarda alınacak birçok tedbir ise hayat kurtarıyor. Kış aylarındaki sürüş teknikleri konusunda açıklama yapan direksiyon eğitmeni Hakan Karagöl, araç kullanırken daha sakin ve yavaş olunması konusunda önemli uyardı. Ve yola çıkarız. Yolda da dikkat etmemiz gereken şeyler, arabamızın fren mesafesi normal şartlardan daha uzayacağı için daha dikkatli veya daha erkenden kavşaklara olsun, işte herhangi bir işte yola çıkışlarında olsun, o şekilde biraz daha geriden hareket etmemiz gerekir. Yani daha kontrollü bir şekilde. Direksiyon eğitmeni Hakan Karagöl, vatandaşların araçlarını kış aylarına hazırlaması gerektiğini de belirterek en önemli kuralın kış lastiği olduğuna dikkat çekti. Kış lastiği takmayan arkadaşlarımızın kış lastiğini takması lazım veya takmıyorsa aracında çıkıp trafikte tehlike arz etmemesi lazım. Kış lastiğiyle de eğer rampadır veya herhangi bir zeminde gitmiyorsa zincirimizi takacağız. Peki ışıklarda veya takip mesafelerinde? Karlı havalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise araç takip mesafeleri. Takip mesafesinin normal zamanlara oranla kış mevsiminde iki katına çıkması gerekiyor. Takip mesafesi mesela şimdi hızın yarısıdır. Mesela 100 km de gidiyorsa 50 metredir. Bu sefer mesafeyi biraz daha uzatmamız gerekiyor. 60 metre veya 70 metre gibi. Çünkü ani bir durumda aracı durdurabilmek için daha geriden fren kullanmak gerekir veya işte vites küçültmek gerekir. Çünkü normal zeminden daha kaygan olacağı için o şekilde hareket etmek. Sayın seyirciler, Ordu'da bir grup genç Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında sabaha kadar nöbet tutmaya başladı. Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Ordu Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
Boztepe'de Sarıkamış şehitlerine anma programı düzenlendi. Nefesin buhar olup çıkarken son defa, çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 90 bin askeri anmak için yoğun kar yağışı altında Boztepe'de düzenlenen anma programına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Gençlik Merkezi, Ordu İdeal Gençlik, Rüsumat Gençlik'le Ordu Dağcılık Kulüplerinin üyeleri katıldı. Yoksa çıkmayan avazın kim düştü önce toprağa? Sen mi, arkadaşın? Buradaki programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, fedakar ecdadını unutmayan vefakar gençlere teşekkür etti. Buraya çıkarken onu düşündüm. Fırtına içerisinde biz şurada duracağımız zamanın hesabını yapabiliyoruz. Ama günlerce, kilometrelerce, eksi derecelerde yol kat ederek sonuçta hedefe ulaşmak için canlarını toprağa düşürdüler. Büyüklerimiz, şehitlerimiz. Ben bir kez daha Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Özellikle bugün, bu akşam, Boztepe gibi bu güzel mekanda biraz soğuğu hissederek, biraz yaşananları hissederek burada 90 gencimiz ve üzerindeki sayılar sadece vefa ve saygı olsun. Onları unutmayalım. Vatanın bize nasıl emanet edildiğini unutmayalım, hatırlayalım diye nöbet tutacaklar. Bu nöbet aslında kutsal bir nöbet, tarihi bir nöbet. Onun için ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Yükselirken sessiz çığlıklar, tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise -45 derecede vatanı, bayrağı ve namusu için donarak şehit olan ecdatlarını asla unutmayacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından şehitlerimiz için Kur'an tilaveti okundu. Daha sonra Ordu Gençlik Merkezi, Ordu İdeal Gençlik, Rüsumat Gençlik'le Ordu Dağcılık Kulüplerinin üyeleri tarafından sabaha kadar sürecek saygı nöbetine başlandı. 90 bin can düşerken bir bir yere. Sayın seyirciler, özellikle dövizde de bugün tarihi zirveler, tarihi rakamlar görüldü Amerikan dolarında ve avroda. Ve buna ilişkin TV'lik Haber Merkezi çıktı sokağa. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Adnan Hayati Keskin'e mikrofonu uzattı. Piyasalardaki bu hareketlenmeyi sordu. Ekonomik savaş başlamıştır yanıtını aldı. Amerika'daki başkanlık seçimleriyle başladı her şey. Dolar sessiz sedasız yükselişe geçti. Ardından yaşanan terör olayları, Orta Doğu'da yükselen tansiyon derken Türkiye'ye yönelik birleşen terör örgütlerinin eylemleri de bardağı taşıran son damla oldu. Doların ateşi çıktı. ABD doları haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yeni bir rekora imza atarak 3.70 liraya kadar çıktı. Euro da 3.90'a dayandı. Biliyorsunuz bugün bütçe görüşmeleri başladı mecliste. Dolayısıyla piyasalar beklenti satın alınıyor. Amerika'daki Trump'ın yaklaşımı, tutumu, acaba soruları çok var. Şimdiki koltuğuna oturana kadar söylediği söylemleri Bekir Ahan'ın boşamak kolay derler gibi mi karşılıyor piyasalar, yoksa oturduktan sonra aynı söylemlere devam edecek mi, istikrar mı olacak, yoksa dün dündür, bugün bugündür mü diyecek, öyle bir kuşku var. Her halükarda dolar bütün dünya para birimleri karşısında bir artışta. Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Adnan Hayati Keskin piyasalardaki son durumu TV52 Haber'e değerlendirdi. Keskin ekonomik savaş başlamıştır diyerek piyasalardaki tedirginliğe dikkat çekti. Suriye olaylarını biliyorsunuz, yurt dışına askerimizi gönderdik. Ayrıca terör olayımız bizim çok büyük sıkıntımız. PKK ile uğraşıyoruz. PKK'nın isimleri değişti. PYD, YPG. Yani 7 düvele karşı bir mücadele var. Her ne olursa olsun yılmadan, bıkmadan Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin. Mücadelemizi sürdüreceğiz, ayrı mesele. Keskin dolardaki yükselişin en büyük sebebini ise devam eden jeopolitik riskler olarak belirtti. Altının onsu dolarla hesaplandığı için dolar çok aşırı değerlendi. 3720 liraya dayandı bugün. Ons da 1180 seviyelerinde, altın da kendiliğinden mecburen artıyor.
Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ın 27 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu düşürme ihtimalinin piyasalarda konuşulması ve mecliste bugün başlayan anayasa görüşmeleri de doları yukarı taşıyan sebeplerin başında geldi. Artık ekonomiye döndü savaş artık dünyada. Ekonomisi güçlü olan, ekonomisini iyi hesaplayan ülkeler ayakta kalacak gibi bir durum var. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz bugün ordulu gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunduğu muhtarların sorunlarını anlattı. Ordu Muhtarlar Odası Başkanı Hüseyin Akdeniz gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdeniz yaptığı açıklamada terör olaylarında muhtarların ne derece etkisi olduğuna değindi. Bir süreçten geçen ülkemiz, ciddi bir süreçten geçen ülkemiz ve biz de bu konuda katkıda bulunmak amaçlı Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu ve devamlı söylediği muhtar mahallesine veya köyüne geleni en iyi bilendir diyor, bilmelidir diyor. Bunda çok haklı Sayın Cumhurbaşkanımız. Akdeniz yaptığı konuşmada muhtarların sorunlarına değinirken bu kritik süreçte muhtarların mahallelere geleni gideni bilmemesi konusuna da önemli vurgu yaptı. Ancak şöyle bir durum söz konusu. 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu 2006'da nüfus ve vatandaşlık kanunu çıkınca kaldırıldı. Tabii kaldırılınca muhtarların elinde olan bazı yetkiler de bu anlamda kalkmış oldu. Neydi bu yetkiler? 1774 kimlik bildirme kanunu çerçevesinde biz mahallemize yerleşim gerçekleştiren vatandaşlarımızın ne alıyorduk? Onlardan Form 5 alıyorduk. Form 5 denilen şey nedir? Kişinin bilgileriyle birlikte muhtarda kişinin kendisinde ve diğer bir bilgide karakolda kalıyordu ve muhtarlarımız mahallesine gelen ve gideni bu anlamda görebiliyorlardı. Tabii 2007'de yürürlüğe giren Nüfus ve Vatandaşlık Nüfus ve Vatandaşlık Kanunu'yla birlikte bu yasa artık Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne devredildi. Kanunun 50.2 maddesinde vatandaşın beyanının esas kılınmasıyla birlikte vatandaşlar artık nüfus müdürlüklerine kaydını yapmaya başladı. Aslında nüfus müdürlüklerine vatandaşlarımız kaydını yaparken nüfus müdürlüğümüzün vermiş olduğu bir son dekont var. O dekontu vatandaşlarımızın mahallesine, mahalle muhtarına teslim etmesi gerekirken tabii vatandaşın muhtara işi düşmesi noktasında ancak muhtara uğradığı için de birçok noktada eksiklik kalındı. Tabii ülkemiz şu aşamada bir güvenlik sorunu yaşıyor. Dolayısıyla muhtarlarımız mahallesine geleni ve gideni bilemiyor. Bilemediği gibi de öyle nüfuslu mahallelerimiz var ki özellikle 11 bin mahalle Türkiye'de 5 bin ile 80 bin nüfus arasında. Bakın çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Evet, belki bir köy yerinde geleni gideni bir şekilde vatandaş muhtara bildiriyor veya muhtar görebiliyor. Ama bunlar ne 50 nüfuslu 100 nüfuslu yerleşim yerleri. Ama öyle mahallelerimiz oldu ki mesela bugün baktığımızda İstanbul Bahçelievler'de nüfus verilerine göre 86 bin nüfuslu mahallelerimiz var. Yani şimdi bu mahallede vatandaşlar nasıl bilecekler gelip gidin. Akdeniz yaptığı konuşmada muhtar, karakol ve nüfus bağlantılı bir ağ oluşturulması gerektiğini de önemli kaydetti. O zaman ne yapalım dedik? Şunu yapalım. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın İçişleri Bakanımızla da görüştüm. Bir ağ oluşturmak gerekiyor. Zaten mevcutta sistemimiz buna müsait. Yani muhtar, karakol ve nüfus bağlantılı bir ağ oluşturulunca ama sistem içerisinde otomasyon sistemiyle yani bilişim çağında ve muhtarlarımızın almış olduğu şifreyle bağlı bulunmuş olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne ve bağlı bulunmuş olduğu karakolla üçgen ağ oluşturarak bizim düştüğümüz kayıtları anında karakolun ve nüfusun da görerek ki özellikle nüfus zaten görecek ama karakolun görmesi de çok önemli. O anında sorgulamaya sebep olacak. Böyle bir ağın oluşturulması gerekiyor. Biz diyoruz ki muhtarlara bu konuda yetki verin. Akdeniz muhtarlara bir de çağrıda bulundu.
Tabii bizim burada en dikkate aldığımız konu mahalleye gelen, hani bizim de göremediğimiz noktada mahalleye gelen vatandaşların, yerleşim değişikliği yapan vatandaşların muhtarlıklara mutlaka uğraması. Hani buna biz gayri ihtiyari uğrama diyoruz artık. Yani elimizde bir kanun olmadığı için ama nüfus kağıdı değiştirmek için mutlaka muhtarına uğruyor. Veyahut bir icra evrağı gelmişse mutlaka muhtarına uğruyor. Sonuç itibariyle bizim asıl sıkıntımız mahallemize gelen yabancıların durumu. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların durumu. İşte biraz önce sevgili muhtarımla da burada konuşurken o da konuya vakıf oldu. Daha doğrusu bana aktardı. Bilemiyoruz diyor. Kimdir, nedir, neyin nesidir diyor. Dolayısıyla bunun bir an önce hani şüphelendiğinden, vatandaş da şüphelenirse bize bildirilmesi. Biz de bunu zaten istihbarat birimleriyle bir şekilde paylaşıp güvenliği oluşturacak şekilde. Sayın seyirciler, sosyal medya hesabı kullananların hepsi hatırlayacaktır. Facebook'ta yer alan bir takım hurafeler vardı son birkaç gündür. Yarın teslim tarihi başlıklı. Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz'a sorduk konuyu. Bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu tür hurafelere inanmayın dedi. Facebook hesabında yer alan yarın teslim tarihi başlıklı paylaşımlara Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz'dan açıklama geldi. Gösteriyor bu durumu. Kesinlikle ben orada eğer benim paylaşımımı okuduysa. Haluk Murat Poyraz TV52 habere yaptığı açıklamada bu hurafelere inanmayın dedi. Valla bu tür paylaşımları ilk önce gördüğümde gülümsemekle yetinirken paylaşımların sayısının artması üzerine endişeye kapılmaya başladım. İki nedenden ötürü endişeye kapıldım. Birincisi sosyal medya kullanıcıları bir haberin doğru olup olmadığını araştırmaksızın direkt bir otomatik tavır içerisinde bunun doğruluğunu kabul ederek paylaşım yapıyorlar. İkincisi de endişe ettim sosyal medya kullanıcıları adına. Çünkü peşin bir kabule dayanıyorlar. Çünkü son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda dikkate alındığında sosyal medya paylaşımlarının mercek altında olduğu ve yakından takip edildiğine ilişkin yaygın bir kanaat var. Paylaşımlarla ilgili suç duyuruları yapılıyor, tutuklamalar meydana geliyor. Sosyal medya kullanıcıları da doğal olarak bundan kaynaklı olarak kendilerine bir sorunun, bir cezai takipatın, idari takipatın meydana gelmemesini arzuluyorlar. Bu tür paylaşımların hiçbir şekilde hukuki altyapısı ve açıklaması yok. Zaten metni okuduğunuzda Roma şartından falan gibi bahsediyorlar. İşte saçma sapan numaralardan bahsediyorlar. Zaman zaman bu tür paylaşımlar sosyal medyada yer alıyor. Bundan yaklaşık 5-6 ay öncesinde resmiyet kazandı başlığıyla bir paylaşım yapılmaktaydı. Lütfen rica ediyorum, kesinlikle bu tür paylaşımlara dikkat edilmesin. Ceza hukukunda suç ve cezanın şahsiliği prensibi var. Eğer bir paylaşım gerçekten size ait değilse sizin hiçbir şekilde cezalandırmanız ve takibata maruz kalmanız mümkün değil. Başkan Poyraz, herkese arkadaşlık teklif etmeyin, herkesin teklifini kabul etmeyin diye bir de tavsiyede bulundu. Bunun için yapılması gereken önlemler var. Ne yapmanız lazım? Bir defa şifrenizin güvenliğini artırmanız lazım. Sosyal sayfanızı yani Facebook sayfanızı ya da hesaplarınızı kesinlikle başkalarının kullanımına açık tutmamanız gerekir. Herkesi arkadaş kabul edip herkese arkadaşlık isteği göndermemeniz gerekir. Bunlara büyük bir ölçüde dikkat gösterdiğimiz takdirde bu tür olumsuz şartların muhatabı olmak mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan ise böyle bir takipata maruz kalınsa bile devletimizin imkanları çok geniştir. Kimin hangi bilgisayardan hangi IP numarası üzerinden bu tür paylaşımı yapabileceği de teknik açıdan tespit edilebilecek durumdadır. Endişeye mahal yok. Peşin kabule mahal yok. Hukuki altyapısı olan bu tür paylaşımlara dikkat etmesinler lütfen. Söyleyebileceklerim bundan ibaret. Yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte kutlanmaya başlayan bu günle ilgili Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Birol Yılmaz birer açıklama yaptı.
Erişen ve Yılmaz yaptıkları açıklamada basın çalışanlarının özellikle iş ve işle iş konularıyla alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada 10 Ocakları dayanışma günü değil, basın mensuplarının sorunlarının giderildiği bir gün ve bayram olarak kutlamak istiyoruz dedi. Bir 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü'ne daha girerken sorunlarımız ne yazık ki medyanın genel anlamda hem yerelde aynı zamanda hem genelde sorunları devam ediyor, yerinde sayıyor. Öncelikle biz 10 Ocakları çalışan gazeteciler gününden ziyade bayram olarak kutlamak istiyoruz. Bunun öncelikli yolu da tüm medya çalışanlarının sorunlarının genel anlamda çözülmesinden geçiyor. Neydi bizim taleplerimiz? Öncelikle bir kere her yönüyle özgür yeni bir basın yasası istiyoruz. Bu genel anlamda basının doğru ve düzgün, özgür haber vermesinin ana yollarından birisi. Bir diğer tarafından da en önemlisi tabii bu basın özgürlüğünün yanı sıra medya çalışanlarının yaşamış olduğu sıkıntıdır. Biz her şeyden önce biliyorsunuz geçmişte 212 sayılı yasaya göre basın iş kolunda her çalışan hem erken emeklilik hakkından yararlanıyordu hem erken yaş haddinden emekli olabiliyordu. Şimdi bu sadece sarı basın kartı taşıyan arkadaşlarımız için geçerli hale getirildi. Özellikle 2013 yılından sonra 2014 Ocak ayında yasallaşmıştı yine bir 10 Ocak'ta. Biz diliyoruz ki hükümet bir an önce bu taleplerimizi bizim hem yerelde hem genel anlamda konfederasyonla ilettiğimiz taleplerimizi artık değerlendirir. Hiç değilse bir 10 Ocak'ta bize bir hediye vermek istiyorlarsa en azından tüm medya çalışanlarının erken emeklilik hakkından yararlanmalarının önünün açılmasını diliyoruz. Bu isteklerimiz yerine geldiği zaman bu zamana kadar dayanışma günü olarak kutladığımız 10 Ocak'ı biz de umarız önümüzdeki yıldan itibaren bir gazeteciler bayramı, medya bayramı olarak kutlarız. Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Dernek Başkanı Birol Yılmaz ise 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada 10 Ocak 1961 günü yürürlüğe giren 212 sayılı yasa gazetecilerle ilgili çalışma mevzuatına getirdiği iyileştirmelerin yanında gazetecilere önemli kazanımlar sağlamış ve bugün çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak 12 Mart 1971 ara döneminde anayasa ve yasalarda gerçekleştirilen geriye gidişler gazetecileri de önemli ölçüde etkileyip geriye götürmüş ve bu nedenle de çalışan Gazeteciler Bayramı tanımı 1972'den bu yana çalışan Gazeteciler Günü'ne dönüşmüştür. 2008 yılında ise gazetecilerin yıpranma haklarının da ellerinden alınmasıyla çalışan Gazeteciler Bayramı Gazeteciler Günü olmaktan da çıkmış, sadece bir dayanışma günü olarak basın açıklamalarıyla hatırlanan bir gün olmuştur. Bugün çalışan Gazeteciler Bayramı olarak ifade edilen günü bayram olarak kutlayacak hiçbir gerekçe kalmamıştır. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 10 Ocak Gazeteciler Bayramı'na adını veren yıpranma hakkı alınarak zor koşullarda görev yapan basın emekçileri adeta işverenlerin insafına bırakılmış, çok sayıda meslektaşımız işsiz kalmıştır. Bu nedenle 10 Ocak'ın günümüzde kutlanması, kıvanç duyulması gereken bir bayram olmadığından basın çalışanlarının iş ve sosyal güvencelerinin teminat altına alınmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar 10 Ocak'ları bayram değil, dayanışma günü olarak değerlendirmek zorunda kaldığımızı da üzüntüyle belirtmek istiyorum dedi. Türkiye'de on binlerce özel sektör medya çalışanlarından birisiyim ben de sayın seyirciler. Basın bayramımız diye bir şey yok aslında. O bayramı sadece Türkiye'de TRT ve Anadolu Ajansı çalışanları kutluyor. Geçtiğimiz günlerde de yeni toplu iş sözleşmelerini yaptılar. Diğerleri kedi ciğer misali gidiyor. Onlara hayırlı olsun diyelim. Türk Kızılayı Ordu Şubesi yöneticileri 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kan bağışına destek veren basın mensupları kışı ve kurumlarına teşekkür eden Kızılay yöneticilerine onlar da teşekkür ettik. Kan bağışında gelinen son noktayı anlattı. Eyvallah.
Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sasen, Türk Kızılayı Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Şahin, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kızılay yöneticilerini Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Kızılay yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan Erişen, Türk Kızılayı'nın önemine vurgu yaptı. Türk Kızılayı biliyorsunuz ülkemizin önemli bir kuruluşlarından. Yerine getirdiği sosyal görevle sadece ülkemizde değil dünyada da bir umut, garibanlar için bir ışık diyebileceğimiz bir kurum haline geldi. Çok büyük gelişmeler gösterdi. Bu bağlamda ben sizlerin şahsında bir kez daha Türk Kızılay'ın tüm camiasına teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sasen, Kızılay'ın son 10 yılda kan alımı bakımından dünya standartlarına ulaştığını söyledi. Türkiye'de ve dünyada Kızılay sesini duyurmuş ve dünya standartlarında İlk 5 ülke içerisine girmiş ve bunu daha ilerlere çekme hedefimizdir. Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez ise kan bağışında gelinen son noktayı anlatarak bağış konusunda emeği geçen kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti. İlimizde geride bıraktığımız ilk 8 gün içerisinde 600 ünite kan bağışı elde etmeyi başardık. Bir gün içerisinde ülke genelinde 13.241 ünite kan bağışı elde ederek ülke tarihinde de Kızılay adına kendimizin bir rekorunu kabul ettik. Kendi kapasitemiz daha da üzerinde olsaydı personel ve ekipman olarak bu sayı daha da üzerine çıkacaktı. Ancak bunun yıl içerisinde sürekli arz edecek şekilde yayılması, ürünlerin devamlılığı ve stokların mevcudiyetini koruması anlamında önemlidir. İçinde bulunduğumuz zorlu kış sürecinde aynı şekilde artan ivmeyle sürdürerek tüm ihtiyaçlara tedavi bekleyen hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı arzu etmekteyiz. Ziyaret anısına Kızılay yöneticileri tarafından Başkan Erişen'e Kızılay logolu bir kupa bardak hediye edildi. Kahve içerken bizi hatırlasın diye. Ordu'nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nde Hüseyin Yılmaz vefat etti. Cenazede ise gözyaşları sel oldu. Tüm bir fayda Allah rahmet eyleye. Değerli cemaatimiz, geçmişlerimizin ruhu için, bu merhumun ruhu için, Allah rızası için, üç kulü Allah-u Ahad, bir elham okuyalım Muhammeden sallallahu. Ordu'nun Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nden emekli öğretmen Hüseyin Yılmaz vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kırlı Merkez Camii'nde kılınarak aile kabristanlığında defnedildi. Yılmaz'ın cenazesinde gözyaşları sel olup akarken cenazede ise yoğun kalabalık vardı. Kezalik helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Ben dahi haklarımı helal ettim. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim. Sayın seyirciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın telefire ve sahile daha kolay ve güvenli ulaşmasını sağlamak amacıyla projelendirilen üst geçitin yapım çalışmaları ve montajı devam ediyor. Yürüyen merdivenli üst geçitte montaj çalışmaları başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın teleferiye ve sahile daha kolay ve güvenli ulaşmasını sağlamak amacıyla projelendirilen üst geçitin ekipmanlarının montaj çalışmalarına başlandı. Başkan Enver Yılmaz, Altınordu ilçesi Karadeniz sahil yolu üzerinde inşasına başlanan yürüyen merdivenli ilk üst geçitin Şubat ayı sonunda hizmete sunulacağını söyledi. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız sahile rahat ulaşacak. Başkan Yılmaz'ın girişimleri ve karayolları işbirliğiyle yapımına başlanan projenin Şubat ayı sonunda yürüyen merdiven ve asansör imalatı da tamamlanacak. Ordu ilinin araç trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif çözüm yolları ürettiklerini belirten Başkan Yılmaz, üst geçit projesi özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sahile, teleferiğe daha rahat ve güvenli ulaşmasını sağlayacak dedi. Halkın beklentisine cevap verdik. Yürüyen merdivenli ilk üst geçidin Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde teleferik alt istasyon bölgesinde yapımına bir süre önce başlandığını, şimdi ise malzemelerin imalatının gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Yılmaz, engelli vatandaşlarımızın
teleferiye ulaşmaları konusunda geçmişte yaşadıkları sorunları not almıştık. Büyükşehir olarak halkın beklentisine cevap veren çalışmalar içinde olduk. 4 adet yürüyen merdivenin bulunacağı üst geçit tamamlandığında yaşanan sorunların önüne geçeceğiz diye konuştu. Korgan'dan bir haber paylaşacağız. Sayın seyirciler, 82 yaşındaki Kemal Araç evinin kat kaloriferinin bulunduğu kazan dairesinde ölü olarak bulundu. Oğlu tarafından bulunan yaşlı adamın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ordu'nun Korgan ilçesinde DSP ilçe başkanı Veysel Araç'ın babası ve Korgan Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Isın'ın kayınpederi Kemal Araç kazan dairesinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre bu sabaha karşı kat kaloriferine kömür atmaya inen yaşlı adamdan haber alamayan çocukları kazan dairesi indiklerinde babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri 82 yaşındaki Kemal Araç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi veya karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı ölmüş olabileceği düşünülen yaşlı adamın cenazesi ilk olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne, ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemal Araç'ın cenazesi otopsinin ardından 10 Ocak Salı günü Korgan Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenipınar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Ve bu haberle akşam bülteninin noktalıyoruz. Sayın seyirciler, haftanın ilk iş gününde bu akşamlık bu kadar. Spordaki gelişmeleri birazdan Mustafa Özdoğru sizlerle paylaşacak. Ardından ekonomi notları ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Yarın akşamki randevu saatimiz yine 18.30 olsun. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Spor'un Doğru Adresi TV 52'ye hoş geldiniz. Ordu Spor mecliste gündem oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Spor'u meclis gündemine taşıdı. Son günlerdeki Ordu Spor tesislerinin son durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un da gündeminde yer aldı. Torun, tesislerin hukuksuz bir şekilde Ordu Spor'un elinden alınmaya çalışıldığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Spor'u meclis gündemine taşıdı. Son günlerdeki Ordu Spor tesislerinin son durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un da gündeminde yer aldı. Torun, o gündemini de meclise taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı'na soru önergesi veren Torun, Ordu Spor Kulübü'nün hukuksuz bir şekilde tesislerden çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Torun'un Ordu Spor hakkındaki meclis konuşmasında şu açıklamalar yer aldı. Ordu Spor, yarım asırlık bir futbol kulübüdür. Tarihi köklere sahiptir. Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil etmiş, nadide kulüplerimizden biridir. Kulübün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen tesislerden hukuksuz bir şekilde çıkartılması kabul edilebilecek bir durum değildir. Kendilerine gösterilen bina kullanılamaz, harabe halinde bir yerdir. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılınç'ın yanıtlandırmasını istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu Spor bir büyükşehir takımıdır. Elbette bu zor günleri atlatacaktır. Yarım asırlık çınarımız, Ordu Spor'umuz bunu hak etmiyor. Futbolcularımızın, teknik kadronun, yardımcı ekibin bu binada kalması, maçlarına hazırlanması mümkün değildir. 200 milyon liralık bir harcamayla yeni bir stat yapıyorsunuz. Bu süreç içerisinde yaptığınız bu uygulamadan sonra hangi futbolcuyu, hangi takımı bulacaksınız maçlarda oynatmaya? Bu Ordu Spor'un motivasyonunu ciddi bir şekilde bozacak. İçinde bulunduğu maddi ve manevi zorluklara daha da yenileri eklenecektir. Durgöl tesisleri Ordu Spor'undur. Yeni ve modern bir tesis yapılmadan önce böyle bir kararın alınması Ordu Spor'a ihanet olacaktır. Ordu Spor'a reva görülen bu duruma sonuna kadar karşı çıkacağız. Ordu Spor'da, Ordulular da yalnız değildir. Ordu Spor'un haksız olarak tesislerden gönderilmek istenmesinin önüne geçilmesini savunan Torun'un cevaplanmasını istediği sorular da vardı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ordu Spor Kulübü'nün hukuksuz bir şekilde bulunduğu tesisleri boşaltmaya zorlanması hangi gerekçelerle yapılmıştır? Kulübe taşınması için gösterilen binanın durumu hakkında bilginiz var mıdır? Hiçbir canlının yaşayamayacağı eski kulüp binasına
Ordu Spor Kulübü futbolcularının teknik kadronun gönderilmesi hangi spor etiğiyle bağdaşmaktadır? Ordu halkının büyük bir tepkisine yol açan bu uygulamaya geçmeden önce bakanlığınızdan konuyu incelemek üzere Ordu'ya bir teknik heyet göndermeyi düşünüyor musunuz? Ordu Spor Kulübü'nün yeni stadının yapımı tamamlanıncaya kadar kulübün ve futbolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır? Şimdi gündem dışı ikinci söz, Ordu ilinin sorunları hakkında söz isteyen Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun'a aittir. Pota'nın menekşeleri istediğini yaptı. Devre arasına giren kadınlar basketbolu 1. liginde Ordu Spor Kadın Basketbol takımı ilk yarıyı Koç Hakan Yiğit'in söz verdiği gibi 10 galibiyetle bitirdi. Ordu Spor'da ilk yarının en etkili basketbolcuları ise Tuğçe Kanat ve Yenike Gordon oldu. Pota'nın menekşeleri istediğini yaptı. Devre arasına giren kadınlar basketbol 1. liginde Ordu Spor Kadın Basketbol takımı ilk yarıyı Koç Hakan Yiğit'in söz verdiği gibi 10 galibiyetle bitirdi. Geride bıraktığımız hafta sonu oynanan TED Ankara Kolejler galibiyetiyle ligde ilk yarıyı geride bırakan Ordu Spor 10 galibiyet, 9 mağlubiyetle 29 puan topladı ve ilk yarıyı 10. sırada bitirdi. Pota'nın menekşelerini ilk yarıda Tuğçe Kanat ve Yanuko Gordon sırtladı. Takımın sayı lideri kaptan Tuğçe Kanat oldu. 19 maçın hepsinde oynama başarısı gösteren Tuğçe, 12.2 sayı ortalaması ile toplamda 232 sayı atarak takımın en skorer ismi oldu. Tuğçe'yi ise 231 sayı ile Yanuko Gordon takip etti. Rebound'da ise Gordon en iyi performans sergileyen basketbolcu oldu. İlk yarıda 18 maçta forma şansı bulan Gordon, 13.1 ortalama ile 236 rebound alarak takımın bu alanda en etkili ismi oldu. Onu 113 rebound ile Eyfel Akar takip etti. Gordon ilk yarıda hem defansta hem de hücumda etkili olan basketbolcuydu. Rebound lideri olan Gordon, blokta da takımın en iyisiydi. 20 başarılı blokla defansta da kendini gösteren Gordon, ilk yarıda takımın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu gösterdi. Hücumun ise en etkili ismi Tuğçe'ydi. Ordu Spor'da en çok sayı atan basketbolcu olan Tuğçe Kanat, asiste de birinciliği kimseye bırakmadı. Yaptığı 90 asiste bu alanda takımın en etkili basketbolcusu olan Tuğçe, hücumda takımını sırtlayan basketbolcu oldu. Ordu Spor ilk yarıda rakipleri karşısında en az 48 sayı attı, en çok ise 100 sayı. Kadınlar Basketbol 1. Liginde ilk yarıda Ordu Spor, ligin 16. haftasında oynadığı Kırçeşik Bodrum Basketbol müsabakasında rakibine 88-48 mağlup olmuştu. Bu maçta rakip potaya sadece 48 sayı atabilen Ordu Spor'un en az sayı üretebildiği maç bu karşılaşma oldu. Pota'nın menekşelerinin 100 sayı ile en fazla sayı ürettiği müsabaka ise ligin 15. haftasında oynadığı Samsun 55 gençlik karşılaşması oldu. Bu karşılaşmayı 172 kazanan Ordu Spor ilk yarıda rakip potada en fazla sayı ürettiği maç 55 gençlik karşılaşması oldu. İlk yarıda en çok sakatlıklarla boğuşan Ordu Spor yaşadığı sorunlara rağmen 10 rakibini geride bırakmasını başardı. İlk yarıyı bu istatistiklerle geride bırakan Ordu Spor ikinci yarıya 21 Ocak'ta oynayacağı Mersin Büyükşehir Gelişim Karşılaşması ile başlayacak. Balıkesir'de şehitler anısına düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez bir spor salonunda gerçekleştirilen yağlı güreşlerde baş pehlivan Ordulu Recep Kara oldu. Güreşlerden kazanılan paralar ise şehit ailelerine bağışlandı. Bununla birlikte Balıkesir'de Orhan Okulu'yu yenerek baş pehlivanına ulaşan Recep Kara, cumartesi günü Ordu'da gerçekleştirilecek Büyük Erkekler Güreş Şampiyonası'nda ise dünyada ikinci kere olacak bir ana ismini yazdıracak. Dünyada ikinci defa bir yağlı güreş baş pehlivanı ile sumo güreşi şampiyonu Ordu'da karşı karşıya gelecek. Recep Kara her yerde baş pehlivan. Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi şehitleri anmak için bir yağlı pehlivan güreşleri etkinliği düzenledi. Türkiye'de ilk kez bir spor salonunda kurulan Er Meydanı'nda yapılan güreşlerde baş pehlivanlar da Er Meydanı'ndaki yerlerini aldılar. Kırkpınar baş pehlivanı Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Serhat Balcı gibi pehlivanların yer aldığı etkinlikte
Tüm rakiplerini yenen iki pehlivan finalde karşı karşıya geldi. Türkiye'de ilk kez bir spor salonunda yapılan yağlı güreşlerde finalde Recep Kara ve Orhan Okulu karşılaştı. Orhan Okulu'yu finalde yere seren Recep Kara, Balıkesir'de baş pehlivanlığına bir yenisini daha ekledi. Baş pehlivanlar yapılan organizasyonda para ödüllerini şehit ailelerine bağışladılar. Öte yandan Balıkesir'de baş pehlivanlığa uzanan Recep Kara, tarihte ikinci kere olacak bir ana daha ismini yazdıracak. Dünyada ikinci defa bir yağlı güreş baş pehlivanı ile sumo güreşi şampiyonu karşı karşıya gelecek. Bu önemli anda Ordu'da gerçekleştirilecek. Ordu'da 14 Ocak tarihinde düzenlenecek olan Büyük Erkekler Güreş Şampiyonası dünyada ikinci bir ana şahit olacak. Japonlara özgü bir güreş türü olan sumo güreşinde Asya şampiyonu olan Almaz Ergesho ile Ordu'nun gururu son baş pehlivan Recep Kara Minder'de karşı karşıya gelecekler. Bir tarafta 190 kiloluk Asya sumo şampiyonu, diğer tarafta ise 4 kez baş pehlivan olan Recep Kara. İki farklı kültürün güreşçilerin ikinci kez bir araya geleceği karşılaşmada nefesler tutulacak, kıtaların çarpışması sahne alacak. 13-15 Ocak tarihlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan organizasyonda Türkiye genelinden gelen 300 güreşçi 2 gün boyunca Türkiye şampiyonu olmak için Minder'de ter dökecekler. Şampiyon adayı ise Türk Ataspor'u yağlı güreşiyle Japon Ataspor'u sumo güreşinin temsilcileri ikinci kez karşı karşıya gelecekler. Yağlı güreş pehlivanı ile sumo güreşçisi ilk kez efsane güreşçi Ahmet Taşçı'nın Kırkpınar Er Meydanı'nda yaptığı gösteri müsabakasında karşı karşıya gelmişti. Derbiyi yine Akkuş kazandı. Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. grupta 2. yarı dün oynanan maçlarla başladı. 3. grupta 2. yarının ilk haftasında Ordu derbisi sahne aldı. O derbi ise Akkuş Belediyespor ilk maçta olduğu gibi yine kazanmasını başardı. Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. grupta 2. yarı dün oynanan maçlarla başladı. 3. grupta 2. yarının ilk haftasında Ordu derbisi sahne aldı. O derbi ise Akkuş Belediyespor ilk maçta olduğu gibi yine kazanmasını başardı. Ordu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk seti 26-24 Ordu Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. İlk seti kaybeden Akkuş Belediyespor sonraki setlerde rakibine karşı üstünlüğünü kabul ettirdi. Ve ikinci seti 25-23, üçüncü seti 25-14, son seti de 25-21 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrılmasını başardı. Akkuş Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya çıkartırken sıralamada averajla ikinci sırada kaldı. Ordu Spor ise 6. sıraya geriledi. Ordu Spor'u 3-1 mağlup eden Akkuş Belediyespor 15 Ocak Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Fındıklı Spor ile karşılaşacak. Ordu Spor ise Bafra Belediye Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak. Derbiyi izleyenler arasında yer alan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, maç sonu oyuncuları tek tek kutlarken Ordu'da bugün güzel bir karşılaşma izledik. Derbide galip gelmek bizleri mutlu etti. Ordu Spor ile oynadığımız 4 maçın 4'ünü de kazanmış olduk. Hedefimizden şaşmadan emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki pazar günü Akkuş'ta önemli bir maçımız var. Grubun güçlü takımlarından Fındıklı Spor ile karşılaşacağız. Bu önemli müsabakaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz açıklamasını yaptı. Hakem olmak isteyenlere büyük fırsat. Ordu İl Hakem Kurulu tarafından Ordu'da futbol hakem kursu açılacak. İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada kurs için son müracaat tarihi ise 31 Ocak 2017. Hakem olmak isteyenlere fırsat. Ordu İl Hakem Kurulu tarafından Ordu'da futbol hakem kursu açılacak. İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada kurs için son müracaat tarihi 31 Ocak 2017. Ordu'da İl Hakem Kurulu tarafından önümüzdeki aylarda açılması planlanan futbol hakem kursu için müracaatlar başladı. Bay ve bayan hakem adayları için futbol hakemliği kursuna katılımı için yaş sınırı ise 16 ve 30 arası olarak belirlendi. Başvurular şahsen Ordu İl Hakem Kurulu'na yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek futbol hakemliği kursunda son başvuru tarihi 31 Ocak 2017. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.
47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Kış mevsimi dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin araçlarında kış lastikleri takılı olması, mutlaka zincir, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç takip mesafelerini arttırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları ve buzlanma olabilecek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı, Karataş Kavşağı arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş Viyadüğü, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, Sultanbeyli Kavşağı, Kurtköy Kavşağı arası 22. ve 23. kilometreler arasındaki Mecidiye Kavşağı, A69 alt geçidi ve U73 üst geçidi inşa edilecektir. Yapılacak olan alt geçitin projesi gereği parçalı yapılma imkanı bulunmadığından bu kesimde otoyol tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım kuzeyde yapılan 2x3 şeritli servis yoluna aktarılmış olup çalışmaların 10.01.2017 tarihinde 17 saati itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. Kırşehir-Nevşehir yolunun 8. ve 12. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tayakadın, Kemerburgaz yolunun 25. ve 35. kilometreler arasında 3. havalimanı inşaatı kapsamında yol trafiğe kapatılarak ulaşım İnsaniye, İstanbul Caddesi, Orman Yolu, Mavi Göl Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Fatih Caddesi güzergahından sağlanıyor. Gebze, İzmit, 37. kilometresinde Çayırova Köprülü Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın güney tarafından İstanbul'dan gelip Bayramoğlu'na giden kol ile otoyoldan gelip köprü üstünden geçerek Bayramoğlu'na giden kollar trafiğe kapatılacak olup Bayramoğlu istikametine gidecek sürücüler için kavşağın bitiminden sonra ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Manisa Turgutlu yolunun 21. kilometresinde Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol bu kesimde araç trafiğine kapatılmış olduğundan geçişler servis yolundan sağlanıyor. Konya, Beyşehir yolunun 19. ve 21. kilometreleri arasında patlamalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 10-16 saatleri arasında ulaşım aralıklarla sağlanıyor. İl 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu.